Hava koşullarının da elverişli olmamasına rağmen Selçuk hocamızı böyle görebildik nihayet sonunda. Çapıköyspor'un antrenörü. Ben Soma maçını bu hafta Soma'ya gittim. Afyon maçını ondan sonra da pazar günü amatör maçlara geldim. Büyükkayacık Ahmet Paşa maçını takip ettik. Çapıköy maçını takip edemedik. O yüzden Selçuk hocama programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyerek programa başladım hocam. Hocam top sizde artık. İkinci sırasınız. Bu hafta böyle bir mücadele geçti. Biraz kadronuz kısıtlıydı. Evet. Ne evet. oldu hocam? Kısa olarak anlatır mısınız? Yani biz aslında iyi hazırlanmıştık Sadık Bey maçına. Evet. Hafta içinde de çıktık sporla bir hazırlık maçı yaptık. Çünkü bazı eksiklerimiz vardı, sıkıntılarımız vardı. Çıkacağımız taktikle ilgili bir çalışma yapabilmek için çıktık sporla bir hazırlık maçı aslında hafta içinde. Onlarla hazırlık maçında kadromuz denedik. O maçta da başarılıydı aslında. Evet. Sadık Bey maçından önce istemediğimiz olaylar oldu. Ne gibi hocam? Furkan arkadaşımız memleketine gitmek zorunda kaldı. Naser acil Kayseri'ye gitmek zorunda kaldı. Senin de söylediğin gibi yayından önce iki kişiyle beraber yani iki tane yedekle çıktık. İki tane yedekle çıkınca çok fazla hamle şansımız da kalmadı ama arkadaşlar gerekli mücadeleyi yaptılar. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Rakibe pozisyon vermedik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Adnan'la, Ahmet'le etkili olmak isteyeceklerdi. Bunlara karşı önlemimizi aldık. Ve neticede zor geçen bir maçı kolay kazandık diyeyim. 2-0 kazandık. Yine zirvedeyiz. Kumardaşspor'un arkasındayız. Bunları takipimizi sürdürüyoruz. Amacımız işte biliyorsun yani bu ligi şampiyon olarak tamamlamak. Playoff'a kalmak istemiyoruz. Artık önümüzde seyirler maçı var. Şimdi onun hazırlıklarına başladık. Yani yine antrenman yapacağız. Yine bir taktik çalıştık. Eksik oyuncularımız var. İki kişilik yedekte. İki tane sakatımız oldu. Onun için bu hafta da yine bir hazırlık maçı yapabilirsek. Çarşamba günü hava müsaade ederse. Hazırlık maçı değil. Olmazsa. Yani hazırlık maçı demeyelim daha doğrusu. Antrenman maçıydı. Hazırlanacağız. Olmazsa kendi aramızda bir taktik çalışması yaparak seyredelim çalışalım. Tamam mı inşallah. Siz diğer takımlara göre biraz daha bu işe kafa yoruyorsunuz. Daha çok antrenman, disiplinli takım oyunu, iyi oyunculardan kurulu ekip. Hulusi, Ekrem Okan, Mehmet Çiçek, birçok hatta Sefa abi de serdi. Birçok yıldız oyuncu takımlarında yer alıyor. Bu takıma size karşı nasıl oluyor? Performans olarak oynayarak. Ya ben bundan önceki Kumardaş maçından sonra bir röportajında söylemiştim aslında. Çok fazla iyi takım vurmak da Afyon için çok iyi değil yani. Çünkü çok fazla öne çıktık. Daha ligler başlamadan herkes bir şampiyon ilan etti. Ama görüyorsunuz grupta yani biz bu hafta Sadık Bey'e mağlup olsak Sadık Bey bizi geçmiş olacaktı. Kesinlikle hocam. Dediğim gibi yani Sefa abi olsun, Faruk olsun, Ekrem, Mehmet Çiçek yani bunlar değerli oyuncular Muhittin, Hulusi iyi bir takım kurduk. Beyazlan, Süleyman, Şerafettin yani şu anda süper amatörde her takımda oynayabilecek kapasite olan oyuncular. Önemli olan takım olabilmekti. Biz aslında bunun biraz zorluğunu yaşadık. Ama son Adil maçında senle hatta Şurt'la bizimle beraber hem Adil maçında hem de bu haftaki Sadık Bey maçında gerçekten de iyi bir takım olduğumuzu herkesin yerinde olabileceğini gösterdik. Mustafa vardı. Sabahın Susuz Spor'dan transfer etti. Onun Süper Lig'den geldi. Askere gitti o da. Ondan da takım bayağı bir, benim şurada gördüğüm takım bayağı bir eksikti hocam. Evet. İlk izlediğimiz Çarıkköy Spor'la ilk Sağlık Bey maçı mıydı? Evet, ilk Sağlık Bey maçı. Ama o takımdan bu takım arasında gerçekten ben bunu şurada gördüm. Çok çünkü 11 oyuncudan 5-6'sı gitmiş gibi böyle bir izlenim vardı. Yani, bu hafta kadroda 2 yedek vardı. Evet. Ya işte söylediğim gibi kadro planlamasını yaparken bu doğrultuda yaptık. Yani her an her şey olabilecek diye. Burak arkadaşımız var mesela. O son maçlarda gelmiyor. Fazla süre alamadığı için. Enes var. Enes Can Eylet. Yaylapı Spor'dan transfer ettik biz onu. Ben beraber oynadım Enes'te. Akürel'de falan yani çok iyi maçlar çıkarttı. Yaylapı'nda çok iyi maçlar çıkarttı. Yani 10 numara mevkisinde gerçekten yetenekli, Afyon'un yetenekli oyuncularından bir tanesidir. Mesela biz hiç kullanmadık Enes'i şimdiye kadar. O çalışıyor, babası rahatsız, iş temposu çok yoğun.
Onun için hiç Enes'i çağırmadık mesela şu ana kadar takım ama herhalde bu saatten sonra biraz da Enes'ten yararlanmaya başlayacağız yani. Sen Çubuk'ta gördüğün İbrahim Çayır var mesela bizim. Bir kere Işıklar'da lisans çıkmış yani 5-7 senede lisans çıkmamış bir oyuncu. Büyük saat tecrübesi yok. Ondan yararlanmaya başladık. Bir gol attı Şuhut'ta olsak gerekirse gelebilirdi. Topu direkten döndü. Bu hafta onu 10 numara pozisyonunda oynattık. Nasır olmayınca Hulusi'yi forvet attı. Ondan da yararlanmaya başladık. İstediğimiz verim alıyoruz. Zeki sakatlıktan döndü. Beyaz'dan aldım. Bu hafta çok iyiydi. Hüseyin, zaten Hüseyin'e söyleyecek bir şeyim yok. Sakat sakat oynuyor bütün maçları. Yani bir de çıkartamıyor. Hüseyin'in öyle bir şeyi var, özelliği var. Kesinlikle. Sağ olsun. Takım sahipleniyor. Yani açıkçası biz şu 6 maçtan sonra Sadık Bey maçında gerçek bir takım olduğumuzu gösterdik. Yani biz bir tane bile yedekle çıksak, hatta yedeksiz de çıksak Allah aşkına çocuklar 90 dakika o mücadeleyi sergileyeceklerini bize gösterdiler. Evet. Evet hocam, akıllardaki soruları giderelim. Bu Çakırköy Spor geçen sene sana bir iki sene falan oldu başvuru kurulma süreci. Bu sene nasip oldu diye katılması. Evet. Bu maddi desteği nasıl alıyorsunuz hocam? Her takımda bu sorular soruluyor. Bu aranızda kim var? Güçlü bir yapı, güçlü bir destek var mı hocam? Ya çok güçlü bir desteğimiz yok. Çok güçlü bir desteğimiz Çakırköy'ün aidiyet duygusu. Öyle söyleyeyim ben. Bizim yıllardan beri süre gelen gezeklerimiz olsun, yani düğünlerimiz olsun. Biz hep beraberiz. Bir kültür. Bir kültürümüz var. Yani mesela şöyle bir şey var. Bizde hani belki diğer yerlerde de böyle bir şey olabilir. Biz birbirimizi aramayız neredesin diye. Evet. Kimin mesela şu anda Akarçay'daki Sky Cafe'ye giderse bütün Çakırköy'leri arkadaşlarım orada bulabileceğini bilirim. Evet. Biz yani sürekli beraberiz. Buluşma noktası Akarçay'da Sky Cafe. Aynen. Şu anda Sky Cafe, ondan önce Hanemlü'ydü. Her cumartesi bizim yemekle eğlencelerimiz oluyor. Alkol kesinlikle yok. Yani bu bizden, biz büyüklerimizden gördük, küçüklerimize veriyoruz bu geleneği. Bu arada gezek neydi? Onu da açıklayalım. Gezek dediğimiz işte yemekli yani. 30-35 tane genç bir araya geliyor. Eski köy odalarının günümüz versiyonu. Evet, aynen. Eski köy odalarının biraz daha modernleşmiş hali. Biz 30 kişiydik, 35 kişiydik. Gelen misafirlerle 40 kişi oluyorduk. Biz Selahattin Başkan'ın yerini yıktık. Sağ olsun izin verdi, yıktık. Kendimiz büyüttük sağlığı diye. Çok güzel. Yani kültürevi yapmak istedik. Biraz bizim köyde de arsa maliyetleri arttığı için. Değerlendi, çok değerlendi. Hani bir belediyeden seçim zamanında bir yer istedik, olmadı. İnşallah bu önümüzdeki yerel seçimlerde yine bize bir yer verirlerse köyümüze bir kültür evi yapmak da istiyorlar. Şansımızda bence o da taşlar diye düşünüyorum. Yetkililerde sesimizi buradan bir şekilde... Ya inşallah. Zaten bizim amacımız yani bu takımı bir an önce süper amatöre çıkarıp, çünkü biz birlik beraberlik içerisindeyiz. Kime telefon açtıysak kimliğe kadar hiç geri çevirmedik. Yani 5 tane forma, yani daha belki yaptırmaya kalksam 10 tane forma yaptıracağım ama hani bu bizim için bir ihtiyaç değil artık. Yani çok lükse girmeye sonra gerek yok yani. Onun için herkese çok teşekkür ediyoruz yani Çakırköy'e destek olan, arkamızda olan abilerimize, kardeşlerimize. Yani bizim köylü olmayıp da bize destek verenler, yemek ikramında bulunanlar, yani bundan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, gittiğiniz deplasmanlarda sempatik bir takım olduğunuz aslında ortada. Pek kavga dövüşe, başkanımız da bu işte çok orta dahil olmuyor. Şunu kadar ben bunu gördüm. Biraz gaza gelmeyip şey yapan, bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, yani başkan bizim Selahattin Bayramoğlu. Bayramoğlu peyzajın sahibi. Ama o çok fazla işlerin yoğunluğundan dolayı mevsimsel şu anda zaten Şuhut'ta kendin de vardın. Yani maç bitti, Ramazan hocamla falan kaptanlarıyla hep böyle sarmaş dolaş, maç muhabbeti. Tatarlı'ya gittik, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Burada da yani herhangi bir maçta problem yaşamadık. Bir kumardaş maçında biraz tribünde tatsızlıklar oldu. O da maçın vermiş olduğu stresten diye düşünüyoruz ama biz sahanın içinde yani hep abi kardeş dost ilişkisini sürdürüyoruz. Bir de o maç biraz kızışkın olması beklenen evet. Bir maçtı. Gelin derecesi yüksek olan olması beklenen evet. Maçtı. Rekabetin içinde kaldı söyleyecek. Sertlikler illaki hocam. Ya mutlaka. Aynen. Sahanın içinde olduktan sonra problem yok diye düşünüyorum. Kesinlikle Selçuk hocam. Ben de buna katılıyorum. Size bu konuda desteklerimiz tamdır. Evet, biz haftanın diğer maçlarına geçelim. Yine Çakırköy Spor'dan konuşacağız. Soma'ya gittim derken, bu arada Soma Afyon maçında konuşmadan geçmeyelim. Soma Spor son haftada playoff şansı vardı. Afyon Spor'u 2-2 ile geçti.
Goller 28 dakikada Emrecan Bulut, 29'da Eray Akar. 66 Emrecan Atilla, Şener Kaya 84 ve 90 dakikada bizim oyuncumuz Burak Topçu'dan geldi. Eray Akar'ın golünde gerçekten çok güzeldi. Buranın golü de çok iyiydi ama biz deplasmandan gene istediğimiz bir sonuç alamadık. Zaten çok iddiamız yoktu. Afyonspor için neler düşünüyorsun Selçuk Hocam? Siz bir Kuzey Kale'de daha önce taraftar grubunda bulundunuz. Evet. Selahattin Bayram. Selahattin'le beraber kurduk biz Kuzey Kale'yi. Daha önce Afyon VIP olarak başlamış. Çakırköy VIP olarak başlamıştık VIP grubunda ikincilikteyken. O sene baya bir deplasmana da gittik. Yani biz Afyonspor'u ben 2004, 2005, 2006 Afyonspor'u amatörde Sayı Pataspor'u aldıkları zaman Afyonspor'a karşı da oynadım ben. O sene Sinan Paşa Spor'da oynuyordum kendim. Ondan dolayı yani hep Afyonspor'un takipçisiydik, hep destekçisiydik. Ama yani ne bileyim bu sene biraz bizim şevkimizi kırdılar. Özellikle Ahmet maçı, ben bunu bazen konuşuyorum. Yani bizimle. Ahmet maçından yani o bayraklar, o şölen yaratıldı. İki tane penaltı kaçtı. Bunlar ya penaltı kaçar futbolun içinde olan şeyler Ahmet ama yani ondan sonra taraftarı suçlamak bence bizim yönetimimize yakışmadı. Kesinlikle. Ondan dolayı çok fazla taraftar kaybettik. Orada bir takıma seyirci bir bütün evet, büyük kaybetti. Onu kaybetti. Ondan sonra da başarı gelmedi açıkçası. Evet yani belki biraz da... Belki çıkışlı maçlar oldu ama o bütünlük koptu. Yani şöyle Afyonspor bu sene bizi çok şeyde bıraktı yani tam böyle hadi playoff'a giriyoruz havasına geldik. Kesinlikle. Ondan sonra 4-5 maç kaybettik. Acaba düşüyoruz mu falan olduk böyle. 13 yani, maçta bir hani, galibiyet oldu sonra 16'da. Çok dalgalanma oldu bu sene. Yani ben kendi şahsi fikrimi söylemek gerekirse tabii eleştirilere herkesin açık olması gerekiyor. İyi bir kadro planlamasının yapılmadığını düşünüyorum. Afyonsporlu gençlere çok fazla daha şans verilebilirdi bu takımda. Verilmediğini düşünüyorum. Yatırımları yanlış yere yapıldığını düşünüyorum. Ama tek sevindirici nokta bu sene yine ligde kalmayı başardık. İnşallah bu yapılacak. Muhammed Mustafa Özbay takımında bu hafta ilk 11 kaptan olarak çıktı. Bu evet, konuda neler düşünüyorsun? Gençlere yatırım yapılmadı derken. Ya şimdi ama yani şimdi ben mesela bildiğim bir sürü genç var Afyon altyapısında yetişen Serdar Başpınar, Mustafa, İbrahim Şen şu anda şeyde Susuz'da oynuyor. Yani bu çocuklar özellikle bizim Cevher işlenmiyor mu diyorsun? Yani Serdar Başpınar yani şu anda askerde kendisi de yani bu çocuk Serhat Gürpınar döneminde bütün hazırlık maçlarında 90 dakika değerlendirilmiş bir çocukken. Evet, o maçı hatırlıyorum. Genç çocukların oynadı hep. Serdar Hoca ligi başlamadan Yusuf Uğurtürk tarafından gönderildi. Yerine gelen hoca hiçbir şekilde bu gençlerimize şans vermedi. O kadroda oynayan bütün gençler dağıtıldı. Daha sonra dışarıdan genç oyuncular geldi. Yani biz bunları biliyoruz yani. Afyonspor'u biraz yakından takip eden herkes bunları biliyor. Şu anda da altyapıda çok iyi oyuncularımız var. İnşallah. İnşallah yetişirler. Kaptan olarak yani sadece göstermelik olmasın. Yani şimdi sen diyorsun hani kaptanlık çıktı. Yani benim aklıma direkt Ömer Faruk Beyaz geliyor Fenerbahçe'den. Evet. Kaptan Emre Belözoğlu kaptanlığı taktı. Sene sonunda çocuk koydu yani, gitti yani. Şimdi Arda Güler'de. Hani inşallah bizim gençlerimizde öyle olmaz. Yani inşallah, inşallah hepsinin Mustafa, şeyi. Özben uzun süre forma giyeceğini düşünüyorum. Ben arada de düşünüyorum. Mustafa gerçekten yetenekli bir çocuk. İnşallah Mustafa'lar artsın ya. Bizim amacımız da zaten. Kesinlikle. Çakırköy Spor'u kuruluş amacımız da o yani. Afyon amatörüne. İlk başta Afyon amatörüne bir tane, iki tane, üç tane genç yetiştirip bunların profesyonel olmasında bu işten ekmek kazanmasında faydamız olabilirse ne mutlu bize. Kesinlikle. İnşallah Afyonlu gençler de başka takımlara gitmez yani. Dışarıda çok fazla Afyonlu genç var yani oynayan. İnşallah artık Afyonspor'da forma bulunur. Aynen. Afyon'dan oyun çıkmaz mantalitesinde yavaş yavaş aşmak lazım. Ya mutlaka onu özellikle geçmemiz gerekiyor. Özellikle Ekrem Ukay ben ilerleyen yıllar için büyük yaşı kaç doğumluydu hocam Ekrem Ukay? 2006 doğumlu. Çok iyi hocam. Doğum tarihinden varsayım yaparken gelecek adına gerçekten umut veren bir iyi bir kumaşı var hocam. Yani şimdi maçları izliyorsun yani ben mesela düşünüyorum yani bu Ekrem'in yani nasıl Afyonspor'un alt takımında oynamaması yani bana nasıl göremiyorlar? Yani ben de bazen hayatla çıkıyorum. Yani ben Ekrem'i mesela biz Ekrem'i sadece 4 maç playoff'larda gördük. Yani biz sandıklı kumalarla aynı grupta değildik. Ben biliyorsun Beyazı'yla playoff'a çıktım yani top kontrolü topla beraber mesafe kat edişi, yani vücut çalımı, süratı, top gelmeden düşünebilmesi.
Ya bunları zaten yani biz 4 maçı izlemiş görmüşüz yani. Ve kendini çok ekonomik kullanması hocam. Mutlaka 90 dakikaya yayabiliyor gücünü. Adil maçında gördün yani. Bu maç zaten 88. dakikada güzel bir gol attı. Yine hızını kullanarak bir gol attı savunma arkasına. Yani böyle bir sürü genç var. Şu anda Anadolu Gücü'nde Furkan var mesela. Ya bence izlenip değerlendirilmesi yani görüp değerlendirilmesi gereken. Kesinlikle. Ben mesela Kemal Hoca ile görüştüm yani. Şimdiden hani bir yerlere çıkabilirsek hani birinci amatör nasip olursa. Hani önümüzdeki senenin de biraz şey yapıyoruz. Temur'a da buradan selam olsun. Aynen buradan selam gönderiyorum yani. Kendisine. Onunla da bir şey yaptık sağ olsun. İşbirliği yaptık Çakırköy Spor Anadolu Gücü olarak. Çok güzel hocam. Onun sayesinde gençleri, Afyon'daki daha fazla gençlerin süre bularak oynayabilmesi için. Çünkü Kemal Hoca'nın elinde yüzlerce genç var. Bizim elimize böyle bir fırsat yok. Kemal Hoca'nın sayesinde süre alamayan arkadaşları da Çakırköy U12, U13 takımında oynatarak onların da gelişmesini sağlayacağız. U12 ligiyle başladık. Muaz Hoca'ya da buradan selamlar olsun. Biraz Karacaahmet Genç Spor'dan Furkan Aykın biz de hazırlık maçı yapın çarşamba hocam yazmış. Biz de değerlendirelim bundan. Ya olabilir yani. Yani bizim dediğim gibi hazırlık maçı değil de biz daha çok antrenman maçı gibi düşünüyoruz yani. Hani ter atmak amaçlı. Zaten bir saat vaktimiz. Onlar da bir aydır top oynamadılar. Ondan dolayı aldılar. Aynen bu hafta da bay geçtiler galiba onlar. Geçen hafta seçim vardı. Furkan da mesela çok yetenekli bir arkadaşım. Onu da çok beğeniyorum. Ona da selamlar olsun. Hocam biz işte sürekli kendisiyle irtibat halindeyiz. Bazı oyuncuların bu ligde ne işi var dedi. Yani performansı oluyor. Evet. Refik Can'da ben yıldan önce ben ta eski 2012 Noğlu'da hatırlıyorum. Yani Refik ben bir maçımızı hatırlıyorum Refik'le. Sizde daha çok anası vardır. Evet. Karşıyaka Spor'da oynuyordu. Ben de Sinan Paşa Spor'da ya da Yetmen'de oynuyordum. Maçtan sonra hakemler çağırmıştı. Hani Refik Can'ı belki şunu izliyorsa onun aklına kesin gelecek. Hakem sordu işte nerede, kaç doğum olduğunu falan. Yani biz çok zorlanıyorduk yani. Refik'le karşı karşıya oynamak istemediğim isimlerden biriydi. Ben de onu foul yaparak başarılı hissediyorduk. Yani. Aynen onu foul yaparak durdurabiliyorduk sadece. Kesinlikle. Öyle bir tip oyuncular çok çıkmıyor aslında. Aynen yani inşallah işte şimdi Ekrem gibi, Anadolu Gücü'ndeki Furkan gibi böyle genç isimler inşallah. Yani önü açılır da gider bir yerlerde izleriz. Yani. Biz de çok isteriz. Bu zaten bu yayınların bu medyanın girmesinin en büyük amacı sadece para ya da reklam vesaire olup değil. Bir acaba bir insanın elinden tutup bir taraflara gidebilir mi? İşte geçen sene Balerin'den bir oyuncu ikinci lige gitti. Bize Afyon'a İsmail Hakkı geldi. Emre'de adam bir oyuncu ikinci lige gitti. Acaba Ekrem Gökay'da bir yerlere gider mi? Ya işte böyle mesela, bir çok oyuncular çoğalır mı? Hani konu Afyon Spor'dayken mesela o ikinci lige giden topçuları niye biz alamadık mesela? Yani bir kişiyi alabildik, evet. İsmail Hakkı'yı alabildik ama Soma'ya keşke oyuncu da var. Soma'ya giden oyuncu da çok iyi bir oyuncuydu yani. Biz geçen İbrahim Hoca ile de görüştük bunu, konuştuk maçtan sonra. Konuşma fırsatımız oldu. İbrahim Akbal'la. Ona da çok İbrahim Çelik, İbrahim Akbal'la. Evet, yani orası zaten yani Bolved'in Emirdağ Baba futbolcu yatağı derler yani böyle. Yani bunlardan çıkartmak lazım yani. Afyon altyapısında da yani işte Muaz Hoca var. Kemal biraz Temur var. Yani mesela bunları yani Afyon Spor adına da kullanmak gerekiyor bence. İbrahim Akbal. Ya yani bunlar Afyon Spor için de bir şans. Kesinlikle hocam. Yani genç takım işte bunlar ilgileniyor yani bu çocuklarla yani. Bu Murat Hoca, Kocaöz'ün teknik direktörü mesela. Yani Murat Hoca'dan falan yani faydalanılması gerektiğini düşünüyorum yani. Çünkü bu alttan başlıyor yani. Gel kardeşim sor yani Murat Hoca'ya sor. Elinde var mı yani 2005'li, 2006'lı oynatabileceğim. Yani en azından iyi bir yedek olabilecek ya mutlaka işte bunlar ne kadar maliyet olabilir ki Ahmet yani bu oyuncunun sana. Ya maliyet değil dedi. Burada sanki biraz sıfır maliyetle bir tane genç oyuncu kazanmış hocam pırıl pırıl. Afyon altyapısındaki hocalarımızın da yani bunları izlemesi gerekiyor. Bu gençleri değerlendirmesini burada gerektiğini düşünüyorum yani. Maliyet değil ya da düşünceleri, oyuncularla düşüncelerin uyuşmaması, farklı bir kültürle gelmiş olmaları, biraz tırnak içi dışlanma dediğimiz oylar olması. Bundan dolayı belki bazı oyuncuların giremiyor. Ya işte maliyet dediğim benim Afyon Spor tabii açısından ki maliyet. Onlar için bir maliyet yok yani yok, işte. Yok. Yani çağır, deneyin yani bu çocukları inşallah. Soma'da senin mesela gördük hep kendi 20 tane oyuncusu kendi altyapısından çıkan yani oyuncular. Işte hiçbir maliyet yani. Yok. Altın Ordu yani yıllarca yani bu önümüzde bir Altın Ordu örneği var. Hadi bu sene düştüler ama artık onlar da çok fazla oyuncu vermeye başladılar dışarıya. Bir de onların normal kültürünün dışına çıktılar biraz bu sene. Çok fazla dışarıdan oyuncu almıyorlardı. Yani bu senin olsun Suat'ın yaptığı yayınlar olsun İbrahim Hoca'nın
Kanal 3'te yaptığı yayınlar olsun, bunlar Afyon amatörü için büyük bir şans yani. Size de teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. İnşallah bunlar gençlerin önünü açarıp Afyon Spor'a da bir kazanç olur yani. Kesinlikle hocam. Biz o zaman diğer grup maçlara geçelim. Çakırköy'e tekrar geleceğiz. Bunlar da onu da belirtelim. İkinci amatör lig A grubunda Başbakan Spor Düzağaç maçı vardı. Cumartesi günü tek maç oydu zaten. Düzağaç Spor 4-2 ile geçti. Goller 33-59 Emre Bayram'dan, 61'de Bilal Aksoy'dan geldi. 86'da Selahattin Burkun son sözü söyledi. Başbakan Spor'un golleri ise 25'te Abdurrahman Kaya'dan ve 55'te Nevzat Gökkuş'tan geldi. 63 dakikada ise 3 oyuncu kırmızı kart gördü. İkisi Başbakan Spor'dan Yunus Emre Seyyurt ve Veysel Çığ 63 dakikada kırmızı kart gördü. Düzal Spor'un kırmızı kart oyuncusu ise Necip Furkan Aytekin'di. Bu maçı neler düşünüyorsunuz? Düzalç'ın bu galibiyeti. Ya Düzalç, Selçuk arkadaşım var orada benim. Buradan adaşım, ona da selam gönderiyorum. O da sene başında iddialı bir takım kurdu ama yani grupları birbirine yakın. Garacaahmet, Ahmetpaşa, Düzalç. Çok Başmakçı, başa baş gidiyorlar orada. Ben Başmakçı hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Güzel bir statları var. İlçe yani sonuçta. Biraz uzak olmasa. Orada yani çok uzak. Sen Denizli'ye gidiyoruz. Ben de hep şansım oynadığım sene hep Başmakçı'ya gidiyordum. Başmakçı'da da Kadir Birer var. Emre Sevyut var. Benim arkadaşlarım onlar hep. Yani arkadaşlarım dediğim, biz hep oynayarak bu kişilerle arkadaş olduk, dost olduk yani. İnşallah onlar da tekrar birinci amatöre çıkarlar. Ama onların bu kırmızı, Emre zaten özellikle senenin kırmızı yarısını kart, kırmızı kart görmüş. Tamamlıyor. Bu hafta, bu hafta da kırmızı kart görmüş. Düzağaç'a gelirsek de Düzağaç iyi bir takım kurdu. Dediğim gibi Selçuk arkadaşım var orada. Orada da Sedat Burgun var. O da Sinan Paşa Spor'da falan. Her hafta gol atarak takıma büyük katkı sağlıyor. İyi bir oyuncu. Onunla takip ediyoruz yani. Buradan takip edebildiğimiz kadar. Bu grup biraz deplasman grubu gibi oldu. Evet. Çok. O yüzden aynen Afyon'da pek oynamıyor. İşte bir Garacaahmet. O da bu hafta maça çıktı. Sinan Paşa'da yani deplasmanla geçiyor. Aynen. Bir saniye var bir de. Bir saniye grubu gibi. Aynen. Bence yani sürpriz olmamış bu maçta Düzağaç. Düzağaç zaten bu maçta favoriydi. Başmakçı biraz iç saha takım ama bu maçta tabii Düzağaç'a karşılık verememiş. Evet, biraz zor bir maç olmuş onlar için. Ama Düzağaç'ın galip gelmesi de bence doğal bu maçtan. 3 evet. Puanını hak ettiği için kendilerini tebrik ediyoruz. Devam edelim. Karaaslan, Kılıç Arslan. Bu maçta da hakem oyuncu listelerini kabul ettiği için hükmen bir mağlubiyet verdi Kılıç Arslan. Zaten Karaaslan'ın çok cezalı oyuncusu vardı. Bu maçı belki 11 kişi çıkaramadılar. Ondan dolayı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Neler düşünüyorsun? Ya ben Karaarslan'da geçen sene de Afyon Gençlik maçında böyle bir sıkıntı yaşamışlardı. Kavga çıkmıştı galiba o maçta da çok. Yani kavga ve kırmızı kartlar olduğu yani, bir takım olarak. Yani olmuyor. Aslında onlar da yani her sene bu lige katılıyorlar. Lige renk katmaya çalışıyorlar. Biraz da hani sahada kalarak futbolu güzelleştirerek yani. Vakit geçimi olarak gördüğü için biraz tamam, güzel bir şey aslında yani. Amatördeki takım sayısı ne kadar artarsa o kadar iyi bizim için. Ama biraz daha yani ne bileyim böyle sakin kalmak. Sakin kalmak daha iyi olacak gibi onlar için. Kesinlikle. Kılıç Arslan'ı tabii. Kılıç Arslan'ı da ben hiç izleyemedim Ahmet. Bu sene hiçbir bilgim yok. Sadece bildiğim Savaş abi var bizim Kılıç Arslan'la. Savaş Çelebi oradan. Hilmi var. Aynen. Furkan var. Savaş abi Kılıç Arslan'ın önüne gelen esnaflarından kendisi. Herhalde kulüp başkanı olmuş. Onlara da buradan başarılar diliyorum yani. Hocası Hilmi Fırın. Bir de oğlu var. Forvet. Furkan Fırın. Onu da izlemeni tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi bir forvet. Ben i̇şte bu sene hiç... bir maç izledim. Voley, rovaşatı her türlü gol atabiliyor. Çok hiç izleyemedim Kılıç Arslan'ı. Bir denk gelmedi. İnşallah izleyeceğiz. Hani o takımda gelirse parlayan bir yıldız gibi adeta. Hı-hı. Öyle söyleyebilirim. Geçiyoruz bu gruptaki son maça. Karacaahmet Gençlik Spor bay geçmişti. O yüzden onun maçı yok. Ahmetpaşa Büyükkayacık, benim de gittiğim maç pazar günü. Hı-hı. Ömer Faruk Gökçe 2. dakikada, Ömercan Artaç 19'da öne geçirdiler. Emre Öcemen 16. dakikada golünü attı ve 3-0 galip geldiler. Büyükkayacık Belediyespor da bu maçtan kötü bir mağlubiyet aldı. Gerçekten playoff hattına girme adına onların kırılma maçıydı. Kırılma maçıydı bence de. Bu maçta büyük bir kayıp yaşadılar. Ahmetpaşa için neler düşünüyorsun? Valla ben çok yüksek grubun, değil ama. Aynen bu grubun sürprizini Ahmetpaşa sürpriz yaptı. 7'de 6 yapan bir takım. Forvetleri dikkatimi çekti Ömer Faruk. Her hafta o da bizim oynuyor. O da benim oynuyor. Eski takımdan arkadaşımdır. Biraz genç galiba, tam doğumunu bilmiyorum. Genç. Ama yani güzel devam son etsin böyle inşallah. Etkiler. Bir de yani efendi birisine benziyor dışarıdan izlenimlerimiz. Büyükkalecik yani orada da arkadaşlarımız var. Orada da iyi oyuncular var yani. Metin var.
Kalecik'te İbrahim Nane var. Yani bunlar yıllarca amatörde oynamış isimler. Metin Sarıpınar. Bizim Ahmet falan var. Bu hafta Gali'ye geçmiş. Senin yayınında gördüm. Evet. İşte kadro planlaması mı? Hani işte kadro planlaması iyi olmadığı zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bir de Büyük Kalecik de biraz başmakçı gibi hani çok fazla kırmızı kart görüyor. Her kırmızı sene. Karttan ziyade bir de onlar hocam şöyle bir sıkıntılar var. Mali destekler onların çok yok. Evet. Bu hafta onunla biz göz önünde şahit olduk. Ya şimdi Büyük Kalecik ya bunların çoğu esnaf zaten pazarcı. Yani biraz da istemeyi bilmek lazım Ahmet. Yani kesinlikle. Burada yani hani ben de onu söylüyorum kendilerine ama pek oralı olmuyorlar. Yani biraz desteksiz yani. Bu işler olmuyor. Yani şimdi doğrusu. Bizim hani atalarımızın dediği gibi el öpmekle dudak aşınmaz yani. İsteyeceksin kesinlikle. Yani. Kesinlikle. İsteyeceksin, alacaksın. Çünkü ben onlara şunu söyledim. Büyük Kalecik bir belediye takımı, bir evet. Köy kasaba takımı değil. Bir mali yapısı var. Bir destek isterse, sponsor bulursa kendine illaki orayı temsil ettiği için illaki bir parasal olarak, maddi olarak bir rahatlama yaşayacaktır. Ve bu sefer asılmayan, gelişi güzel bir futbol oynamayan bir takım olabilir yani. İlla ki hedefsiz kalacak değil. İyi bir şeyler de var. Ya ben sağlar da var. Büyük Galatasaray'da Muammer var. Sadık Bey de bir de fırını var arkadaşımızın. Biz maçtan sonra orada yemek yedik. Kendisiyle görüştük. Yani bu maça iddialı gitti. Gittiler. Aynen. Yenecek, gelebilecek çok söylüyor. Biraz da sert geçmiş galiba sen, ama. Çok sert geçmiş, çok faul geçti. Maçtan sonra biraz yani. İzledim mi? Ahmet Paşa'nın hocası da yani tecrübeli eski hocalardan biliyorum onu da. Tebrik ediyorum yani. Sonuçta kendi evinde de olsa Büyük Kalecik maçını yani 3-0 kazanmak o kadar kolay Ahmet değil. Ahmet Paşa spor hocası da kırmızı kart görmek için devrasında kenara dışarı çıktı. Veli Kuzgun Başkan o maç ikinciye o idare etti. Biraz şöyle bir maç oldu diyebilirim benim izlediğim. 30 dakikada maç her şey bitti yani. Ondan sonra biraz foul'e, biraz zaman geçirmeye. Ahmet Paşa zaten istediğini almıştı ilk yarıda. O yüzden ikinci yarı biraz rüyantede bir maç oldu. Büyük Kalecik gol atamadığı için de maçı toparlayamadı açıkçası. Böyle bir mağlubiyet aldı. İkinci amatörlük A grubunu bu şekilde tamamlıyoruz. Orada geçiyoruz. Garacı Ahmet var. Bence Garacı Ahmet de konuşalım. Garacı Ahmet bay geçti bu hafta. Bu hafta cumartesi günü liste açıklandı. Kılıç Arslan'a gidecekler. Kılıç Arslan'da maç oynamadı. Biraz tuhaf bir maç bekliyor onları da. Aynen, Garacı Ahmet 3 haftada oynayamıyor. İşte Furkan yazmış maç edelim. Bence belki bir aydır oynamıyor da olabilir. Bayağıdır ben maçları da takip edemiyorum. En son Karaaslan oldu. O maçı da pek saymamak lazım. 9-3 bitmişti ve maç 20 dakika 25 dakika oynandı. Ondan sonra maç pek maç alakalı. Ya şimdi hani burada Süleyman Başkan'ı da hani yani yanlış anlamasın. Biz sadece burada şimdi böyle muhabbet yapıyoruz yani. Şimdi Karaaslan'dan 3 gol yemek de kötü bir şey yani. Kötü bence yani. Biraz şimdi kayıca tas da oldu maçta öyle diyelim. Güzel transfer yaptılar onlarda. Hasan Hüseyin aldılar, Abdurrahman'ı aldılar, Furkan'la. Sizin A-Grup'daki versiyonunuza benziyor hocam. Aynen. Onlar da biz gibi. Yani çünkü yeni kurulan takım Ahmet. Onlar da yeni kuruldu. Biz de yeni kurulduk. Mecbur hani transferlerle. Önceden aslında bu kadar çok fazla transfer olmuyordu yani. Kendin biliyorsun. Kesinlikle. Herkesin bir takım olurdu. O takım üstüne devam ederdi lig. Şimdi artık bu iş çünkü Afyon'un da futbolcu çok fazla yetişmiyor. Benim görüşüm. Ama bu özellikle 2 sene, 3 seneden sonra bu açılan okulların ben de Afyon Amatörü'ne çok fazla renk katacağını düşünüyorum. Yani Anadolu Gücü, Afka, Ege. Yani bunlar Safa oyuncu, Gençlik. Safa Gençlik. Bunlar oyuncu çıkarttıkça Afyon Amatörü'nün hem kalitesi artacak, rekabet gücü artacak hem de oyuncu açısından biraz Serafim hocam. Eskisi gibi hocam ben şunu bazen söylüyorum size de söyleyeyim burada yayında yine belki aynı şeyle değinmiş olacağız ama eskiden hadi kardeşim gel sen de oyna bu sene devre bitecek 2-3 sene evet. Kalmadan. O yüzden bu oyuncular son dönemlerinde iyi geçirsinler diyelim. Artık masterlere doğru masterden ziyade zaten yaşı gelen zaten futbola devam etmez ama biraz iş amatörden yarı profesyonele doğru gidiyor. Keşke yani. Çünkü çobanların altyapısı yani. İşte Döver'in altyapısını görüyorsunuz. Aynen. Belki küme düştü ama yani. Çobanlar. İşte ben çok takır oyuncuları var yani. Aynen yayın başında söyledik yani biz de Kemal Hoca'yla, Kemal Temur'la görüştük. Onun sayesinde genç takımımızı çıkarttık. Hani bunu devam ettireceğiz. Kesinlikle hocam. Geçiyoruz ikinci amatörlük B grubuna. Bir Sultanlıgı Spor farkı var. Son 5 haftada 5 galibiyet. Evet. İnanılmaz bir gidişat. Bu hafta da Halımoğlu'yu 4-0'la geçti. Halımoğlu iddialıydı bu maça çıkarken. Cengiz Başkan yenilmiş. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Aydar Yavuz 42'de, İlker Karabiber 77'de, Emirhan Şahin 85'te ve Mert Sarıkaya 90'da Sultanlar'ı galibiyet getiren goller attılar. Samet Ayvaz'ın öğrencileri yine galip geldi. İnanılmaz bir gidişat. Son 5 maçta 5 galibiyet. Neler düşünüyorsun? Sultanlıgı Spor herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Aynen. Sultanlıgı yani özellikle İsa maçlarını
kayıpsız geçiyor herhalde yani öyle bir... İstihadı hiç sahip etmiyor hocam. Yani herkesi... Son 5 maçta öyle de ilk maçta biraz 1-2 hafta bocaladılar. Ama burada çok kaptan kaptanları var. İlker Karabiber. Tam bir tecrübe abidesi. Aynen. Takımın yani golünü bence istiyor. O biraz tadı eline aldı. İyi gidiyorlar. Ya bu grup da birbirine çok yakın. Yani son maç ne olacağı belli değil yani. Bir hafta önce Ataköy kafadaydı. Şu an bakıyorum 4. sırada mesela. Ataköy geçen haftaki mağlubiyet Ahmet abiyle biz konuştuk. Ahmet Kezgin abimle. O mağlubiyet biraz Anadolu Gücü mağlubiyeti biraz o yarıştan kopardı sanki. Bu hafta da biraz onun derinmesini çektiler. Yani Sultanlığı dediğin gibi hem etkili bir takım, iyi bir takım. Oynadıkça maç temposunu kazandıkça daha iyi takım gençlerden oluyorlar. Evet, daha iyi takım oluyorlar. Yani büyük ihtimal yani Dişli, Ataköy, işte Çıkırık bu dördü arasında sürpriz yani Sultanlığı yapabilir. Yani. Hanım orada Cengiz abi yani her sene uğraşıyor. Onu da buradan tebrik ediyorum yani. O da kısıtlı bütçelerle çıkartıyor. Aynen. Onlar da biraz mali yapıdan dolayı şikayetçiler. Aynen. Kısıtlı bütçelerle çıkartıyor ama biraz daha kadro planlamasında bitiyor yine yani. İş dönüyor, dolaşıyor Ahmet. Oraya geliyor. Maddiyat çok fazla olmadığı zaman çok fazla sıkıntı kaliteli oluyor. Oyuncu da getirtemiyorsun. Çok iyi paralar dönüyor. Eldeki malzemeye de bir yani, yatırak gidebiliyorsun hocam. Aynen öyle yani. Biz hatır gönül falan sokarak yani iyi bir takım çıkartabildik ama yani bizi de C grubuna geldiği zaman konuşacağız yine ama Cengiz Başkan'da biraz işi zor bu saatten sonra. Biz de Sultanlıgı Spor'u tebrik ediyoruz. Evet, bu aldığı galibiyetlerle gerçekten o ligin o grubun biraz kızışmasına biraz da çekişme geçmesine sebep oluyor. Geçiyoruz bu grubun diğer maçına. Dişli Belediye Hibrit, İbrahim Akbal'ın takımı Ataköy Gençliği 2-0'la geçti. Lütfü Solak 24-70'te Dişli Belediye'nin gollerini attı. 84'te Abdülkadir Krapulak Ataköy'de kırmızı kart gördü. Ne düşünüyorsun? Dişli Belediye Hibrit'te biraz iniş çıkışlı bir performans. Ya işte bu aynen bu grup beni mesela hep böyle ters köşe yapıyor. İbrahim Hoca'yla da konuşuyoruz. Denk geldiği zaman Yadir Hoca'yla da konuşuyoruz. Buradan hem Yadir Hoca hem İbrahim Hoca'ya selamlar. İlk maçta Ataköy'e kaybetmişlerdi. 3-0'dan 6-4. 6-4 bitmişti. Çok güzel bir maç olmuş. İzleyemediğim için pişman olmuştum ama bu hafta da bütün maçlar aynı güne denk geldiği için yine izleyemedik. Yani tebrik ediyorum. Zor bir maçı almışlar. Yani Ataköy ile arasındaki puan farkı 5. Tam bizimle Sadık Bey maçı gibi olmuş. Yani biz de Sadık Bey'i kaybetsek Sadık Bey bizim üstümüze çıkacaktı bir puan. Biz maçı aldık. Sadık Bey'le 5 puan oldu. Aynı şey Dişli için de geçerliymiş. Ataköy'ün de kalecisi benim beğendiğim kalecilerden bir tanesi Çağrı. Evet. Orada 10 numara var. İsmail Akkor 10 numara. Evet. Yani forvet kanat forvet Selim var. Bu hafta kırmızı kartı yoktu. Aynen cezalıymış galiba. Onlar çok yani güzel iyi takımları var Ataköy'ün de. Zaten sene başında iddialı takımlardan, grubun iddialı takımlarından biriydi Ataköy. Ama bu Anadolu Gücü maçından sonra Ataköy bence yarıştan koptu. Ben onu aynen. Şimdi bu iki mağlubiyet 6 puan az bir yani, grupta çok önemli. Evet. Ya yani bu hafta şimdi Anadolu Gücü maçı çok önemli bence. Bu grupta iki maç üstten maç alan takım sayısı az dedik. Biz aynen yayında söylüyordu. Bu hafta Dişli de 2 hafta kazandı. Anadolu Gücü de kazandı. Nazar değdik o cümleye de. Böyle bir farklılık oldu. Sultanlığı da kazandı. Sultanlığı zaten o bizim dediğimiz süreçten sonra daha ona gelene kadar kesinlikle 2-3 maç kazanan takım yoktu bu grupta. Çok alan veren çok skor ya değil. Şöyle söyleyeyim. Bu grupta hani Gezler bir de Akçin bence yani kadro fizik yapısı çok iyi Ahmet. Yani maçlarını mutlaka izlemişsindir. Kesinlikle. Çok güçlü bir takım. Çok güçlü bir takım ama bir hafta Ataköy maçına yönetici eksikliğinden çıkamadılar mesela. Ben doğru. O maçı izlemeye gitmiştim. İzleyemeden geri döndük evimize. Geçen hafta beraber izlediğimiz Ataköy. Aynen. Yani bu grupta şey söylemek isteyeceğim yani. Gezleri çıktıktan sonra yani bu grubun bütün maçları izlenir. Böyle yani alcan çayını, çekirdeğini bu grubun çok, maçlarını izlemeye gideceğim. Çok çekişmeli hakikaten. Ramazan Aydoğmuş da size selamları var. Yani teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz bu grubun son maçına. Gezler Çıkırık Gençliği 6-0 mağlup oldu. Goller 3. dakika Resul Erkek'ten, 46-37'de Şükrü Erkek'ten, 46'da Kadir Yavuz'dan, 53'te Mehmet Kaya'dan, 64'te Furkan Kaya'dan ve 84'te Mahsun Gök'ten geldi. Çıkırık da hocam böyle bir çıkışa geçti. Bir dengesizlik gördüm. Ya Çıkırık zaten ilk maçlarda sürpriz yapan bir takım. Takımdı. Yani kadroları iyi geldi. Yani. Mehmet Furkan kardeşler var.
bunlar gerçekten iyi. Galecileri Şenol yani. İyi bir 10 numarası var. Dediğin gibi Kadir Yavuz, Susuz'dan. Hatta ben de istemiştim Kadir'i. Yani Şükrü Başkan, o da biraz ilgileniyor. Hocam, ikinci amatördeki bütün yıldız oyunculara sen kafayı takmışsın. Real Madrid gibi takmışsın. Hani insan böyle hevesli olduğu zaman hani izliyor. Yani boş izlemeyeceksin Ahmet. Yani bakacağım, bir şeyler tabii öğreneceğim, hocam. Bir şeyler alacağım. Biraz Beyazı'dan iyi bir ders çıkarmışsın hocam. Benim izlerimim o, yorumum. Ya buradan Ahmet'e selam gönderelim. Aynen, de Ahmet Beyazı'da transfer şeylerini pek bana bırakmıyordu. Aynen. Yani kimin tercihleri daha başarılı onu da görmüş olalım. Kendisine buradan. Yani Şükrü Başkan'la bir önceki haftada kendi oyuna girdi. Sonradan Akçin maçıydı galiba. Gol attı. 2-1 kazandı. Buradan hem onu tebrik edelim. Evet, hem yönetici hem oyuncu olarak. Yani dediğim gibi burada sürpriz çıktık. Bu grup Ahmet böyle gider yani. Son hafta, 14. haftaya kadar yarıştı. Haziran evet. ayı sonuna kadar yarış devam edecek gibi gözüküyor. Anadolu gücünde geçmiş gibi olduk. Orada da Mustafa Köken var. Kemal Temur var. Yani buradan onlara da selam gönderelim. O maçı ben söylemedim. Aynen o maç. Anadolu gücü Akçin'e 2-1 geçti. Biraz önce biraz konuştuk. Cem Gümüş, daha doğrusu şöyle yapalım. Akçin 30 dakika öne geçti 1-0 Hazertaş'ın. İkinci yarıda maç resmen döndü Anadolu gücüne. 62'de Cem Gümüş bir defans oyuncusu. 88'de Selçuk Emirgil bir orta oyuncusu. 2-1 ile kazandırdılar. Ne düşünüyorsun Anadolu gücüyle? Ya şimdi Selçuk çok orta saha gibi değil. Forvet tarzda oynar yani. Selçuk'la da beraber oynadık. Yani hem Nuri Bey'de oynadık hem Bağcıkhisar'da beraber 2 sene geçirdik. Anadolu gücünün gençleri çok iyi. Gençleri ve A takımdaki oyuncuları harmanlamaları bence biraz süre aldı. Onların bu saatten sonra Anadolu gücünün buradaki üst lafı zorlayacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hem çok iyi bir hocaları var, hem Mustafa abi olsun hem Kemal Hoca olsun. 2-3 tane tecrübeli var. Erman'dı yanlış hatırlamıyorsam. Demirspor'da da benim kaptanımdı o. Şey de var, 2 tane transferi var. Mahmut Güyü, Bilir Özel Üçgen'den. Evet, İbrahim de defanstaki. Stoper'de oynayan çocuk, çok beğeniyorum o çocuğu. Yani Kemal'le sürekli görüşüyoruz. İbrahim Gülten diğerde. Evet, bir de Furkan var. Yani ben Furkan 6 numarada. O çocuk da 2006'lıymış galiba. Kemal'le konuşmuştuk ama. Yani bence o çocuğun da izlenmesi gerekiyor, o Furkan. Aslında hocam gel yapışıyor. İyi, çok iyi oyuncular var ama sanki iyi dağılım olmamış ya da takımlar iyi kurulmamış gibi bir öyle bir izlenim de var aslında. Tam malzeme iyi de sanki takımlar doğru tercih yapamamış gibi. Biraz da sizin sanki şeyiniz o. Ya bu şey çok büyük bir felaket geçirdik yani biliyorsun doğal afette. Depremden dolayı süper amatör maçları biraz ertelendi. Süper amatör maçları ertelenince Süper Lig bitmedi. Süper Lig bitmeyince playofflar, Süper Lig, ondan sonra ikinci motor hepsi birbirine girdi Şubat'ta Ahmet. Şubat'ta değil yani, normalde Ocak'ta falan aynen başlıyor. Yani biz bile yani en son transferlerimiz yani Hulusi, Faruk, Mehmet Çiçek'i yani son anda yaptık yani. Aynen. Gönderdik. Aynen. Cuma günü lisansları geldi. Pazar günü Sadık Bey maçına çıktık yani öyle bir şey olmuştu o maçta. Burada Akçin'de dediğim gibi çok fizikli, çok iyi bir takımları var aslında ama bence iyi bir hoca, antrenman eksikleri göze çarpıyor çünkü biraz çalışma da eksik sanki. Çıklık maçında başkanlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir değişiklik yaptı. Hani burada eleştiri gibi anlamasınlar yani şu an muhabbet için. Yani. Hani bir değişiklik yaptı. Kafa kafaya giden maç bir anda çıklığa dönmüş oldu. Yani bunlar tabii işte dediğim gibi yani kadro planlaması bir de Akçin'de büyük ihtimal kondisyon eksikliği İkinci yarıda çok fazla hissediliyor. Kesinlikle ben de katılıyorum. Akçin'de bu güç biraz sanki yanlış yere kullanılıyor gibi bir izlenim var. Çok iyi fizikli oyuncuları var normalde yani. Evet, ikinci amatörlük B grubunda bu maçta tamamladık. Evet, Anadolu gücüne tebrik ediyoruz bu aldığı galibiyetle. Bence puanı geride olmasına rağmen Ataköy'den şu an daha inançlı bir şekilde devam edeceklerini düşünüyorum. Buradan bu yorumu ekleyelim, devam edelim. Geliyoruz hocam, sizin gruba tekrar geldik ve sizin maçtayız. Sadık Bey 0, Çakırköy 2. Goller 7. dakikada Süleyman Yıldırım'dan ve 90+5 Ekrem Gökay Viran'dan geldi. 90. dakikada Murat Kurtur kırmızı kart gördü. Sizin maçla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Nasıl? Biraz başta konuştuk ama tam detaya inemedik. Evet. 2 yedek, 11 as oyuncu. Evet. Birçok ilk maçtan bu maça kadronun sirkülasyonu. Biraz farklı bir planda sahaya çıktınız. Biraz elindeki malzemeyi kullanmaya çalışıyorsunuz. İlk maçta, bu maçta tam yani ilk 11'den 4 tane değişik oyuncumuz vardı. Yani Zeki ilk 11'de oynattık bu hafta. Mustafa yoktu, Mehmet Çiçek yoktu.
Nasser yoktu, Muhittin görevde yoktu. Dediğim gibi yani çok fazla eksikle çıktık. Ama bunun böyle olacağını biliyorduk. Onun için biz hafta içinde yayın başında da konuştuğumuz gibi çıktıkla bir hazırlık maçı yaptık. Bütün oyuncularımızı çağırdık. Yani normalde ben antrenmanlara pek beklerimi çağırmıyorum. Çünkü sağlıklı da duruyor. Oradan gelip gidiyor. Zeki işçe de duruyor. Onları çağırmıyoruz ama yani bu antrenmana özellikle onları da çağırdık. Onlar da sağ olsun fedakarlık gösterdiler. Kalktı geldiler. Saat 9'da antrenman bitiyor 10.30. Yani buradan sandıklıya gitmeleri 12, işçiye gitmeleri 11.30. O hepsine teşekkür ediyorum. Yani sonuçta herkes aynen fedakarlığını gösteriyor. Diğer arkadaşlar Beyaz'dan kendi imkanlarıyla geliyor. Ahmet Gil, Süleyman. Yani herkes bir şeyler veriyor yani. Vermese zaten başarı olmuyor Ahmet. Herkes bir şeyler katmak istediği için başarı oluyor. Zor geçeceğini biliyorduk yani. Sadık Bey'de genç bir takım, iyi bir takım, bir takım. Yeni bir kuruldu. Onlar da bizimle beraber kuruldular. Kaliteli. Adnan yani tek başına zaten. Şu anda ikinci motor. Yani çok zorluyor. Biz de onu biliyorduk yani. Adnan'ın özelliklerini ben Adnan'la da beraber oynadım. Faruk ve Hilmi defansta iyi önlemi yani aldırdığını düşünüyorum. Sefa abiyle Faruk vardı defansımızda ama biz onlardan ziyade Hüseyin ve Zeki'yi Adnan'a yakın oynatarak Adnan'ın özelliğini biliyorduk. Yani topu sürerek sağ ayağına çekip mesafe tanımadan yani aynen mesafe tanımadan şutları vardı. Yani bu imkanı vermemeye çalıştık Adnan'a. Bir de Ahmet var. Ahmet Balpınar. O da çok etkili. 10 numara 8 numara oynuyor, giyiyor. Bizim maça gelip gelmeyeceğini bilmiyorduk yani sakat şeyi vardı. Biz de tabii araştırıyoruz yani takımlarımız maça çıkmadan önce. Hani, hocam bu işe hani, bayağı cidden iyi yani böyle bir kağıt köy olmadan bile iyi kafa yoruyorsun. Yani hazırlanmak zorundasın yani Ahmet. Kesinlikle. Rakiplerini tanımak zorundasın. İzliyoruz yani fırsat buldukça maç izleyerek. Boş oldukça takip ediyoruz. Aynen takip ediyoruz. Araştırarak. On, bir de yetmiyor hocam bu maçlar bitiyor. Bir de Afyon Spor maçlarını da takip ediyorsun. Aynen Afyon Spor bu sene yani biraz şey oldu. Futbolu Afyon böyle nadir. Aynen. Ben bazen kendim için diyorum da bu kadar benimle futbolda yatıp kalkan yoktur. Benim bir değişik versiyonu Selçuk yani, Hoca'ymış. Amatörlük. Yani, çocukluktan gelen şey yani. 2001 yılında Demir Spor'da başlamışız yani Ahmet tabii. Biz bu işe. Yani yılları 21 sene oynamışız. Kesinlikle hocam. Bu çok iyiymiş hocam. Bunu eleştirmeni söylemedim. Yok yok teşekkür güzel, ederim güzel yani. Dediğim gibi tamam, yani işte o Sadık Bey'in etkili olacak yanlarını biliyorduk yani. Bir de bir arkadaşımız daha var Sadık Bey'de. Baki. Baki ilk maçta çok iyiydi. Sabek oynatmışlardı. Bu maçta büyük ihtimal Sabek oynatmadılar. Biraz ön libero gibi oynattılar. Onun da ön libero'da oynaması bizim kanatları daha etkili kullanmamızı sağladı. Bizim için iyi oldu. Hem Süleyman sol açıkta, Ekrem sağ açıkta çok etkili oldu. Bizim için iyi oldu yani. Baki'nin bek oynamaması. Dediğim gibi yani Adnan ve orada Ahmet'i biraz maçta sindirdikten sonra Sadık Bey biraz daha kolay rakip oluyor. Öyle söyleyeyim ama Adnan'a önlem alamadıktan sonra çoğu takıma da yenebilecek kapasiteleri var. Evet, Selahattin Bayramı'ndan bahsettik ama başkandan hiç bahsetmediğin hocam. Başkan için neler düşünüyorsun? Mahmut Başkan bizim olmazsa olmazımız Efendi yani. Efendiyle dikkatleri üstüne çeken. Yani o da biliyorsun yani Garanti Bankası müdürü çok ve Afyon'un bütün içerisinde çalışma sınırı evet. Çok çevresi geniş olan ve evet. İletişimi çok iyi olan. Mükemmel yani ben zaten hani şöyle söyleyeyim. Normalde bu arkadaşlar takımı ben kurdum. Herkesi ben çağırdım. Ama şu anda bir şey olduğu zaman ben mesela Mahmut Başkan'a diyorum. İşte hani abi bir ara bakalım, bir dayı ara bakalım. Yani mükemmel bir o da ikili ilişki. İyi takip ediyor. Yani iyi futbol bilgisi de yani futbol bilgisi de çok üst düzeyde. Yani sürekli fikir alışverişinde. Her şeyden yani, ziyade güven veriyor. Tabii yani. Mutlaka. Yani arkanda öyle bir insan olduğunu bilmek. Sadece yöneticiden ziyade bir abi, kardeş. Tabii bizim yani, her şey. Yani bizim özelliğimiz o. Yani Selahattin, Mahmut Başkan, ben, diğer arkadaşlarımız var yani yönetimde olan arkadaşlarımız var. Kadem arkadaşlarımız var mesela Kadem bir de sahip Mustafa, evet. Asım. Ya biz kime başımız sıkıştı telefon atsak Allah'a şükür ya diye kapatmıyoruz yani. Herkesinden işimiz çözülüyor. İşin çözülüyor yani. Değil de normal zamanda herkes yani, aynen. Böyle ekstradan sürekli beraberiz. Sürekli yardım etmeye çalışıyor hocam. Yani Mahmut dayımın o kadar iş yoğunluğuna rağmen Garanti Bankası'nda şube müdürü kendisi. Yani her zaman bizim destekçimiz. Ya bütün elim yani ne zaman zorda kalsam ilk Mahmut abi arıyorum yani öyle söyleyeyim. O da Allah aşkına çözüyor yani. O da gerçekten çözüyor yani. Çok büyük yardımcı. Bir profesyonel gibi gerçekten
takım için çalışıyor. Ya bir de Sadık Bey'i de burada hani tebrik ediyorum. Yani bizim maç çok normal bir maç değildi, stresli bir maçtı. Biz iki takım arasında hiç şey olmadı yani, sertlik, sadece oyun sertliği vardı. Hiç birbirlerine oyuncular bir şey yapmadılar. Yani kumardaş maçı gibi olmadı. O yüzden onları da buradan tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum kalan maçlarında. Biz de tebrik ederiz. Geçiyoruz grubun diğer maçına hocam. Seyitler Tatarlı'yı 12-0'la geçti. Siz oraya deplasmana gitmiştiniz. Ali Orhan Yasak 600 dakikada 1-0 öne geçirdi. Mustafa Korkmaz 14-71 ve 81'de hat-trick yaptı. Burak Ahmet Açıkgöz 42 ve 46'da 2 gol birden attı. İbrahim Kılıcı 52 ve 86'da 2 gol birden attı. Abdülaziz Taha Yasin 60'da. Oğuz Kemal Böcek 65'te. Ahmet Ragıp Fıdan 75'te ve Muhammed Emir Okşar 79'da tam 12 gol birden attılar ve avarajı gerçekten böyle rakiplere karşı kullanmayı seviyorlar açıkçası. Evet. Neler söylüyorsun bu? Ya, Tatarlı'da geliyor Afyon ama hep böyle fark gibi gidiyor. Ben de gerçekten ya, bazı şimdi şöyle bir şey var mesela. Tatarlı bizim 2 sene 3 sene öncesine kadar iyi takımları vardı. Ben orada 2 kere maça gittim Tatarlı'ya. Hem şeyle Etmen Spor'la 2 defa gittim. Sahası çok kötü ya Ahmet. Yani hala futbolcu sağlığı burada yani çok önemli. Ambulans gelmiyor. Yani o sahanın artık yani bir suni çim olması gerekiyor. O takımın İlk biraz daha yani biraz daha kalitelenmesi gerekiyor. Eskiden Üçnoğlu vardı. Hala ben oraya Üçnoğlu diye böyle kendime bir dakika Üçnoğlu bir oradan daha düzgün hocam. Düzgün ya, oranın sahası şöyle yani. Biz yayla bağıyla gittik. O zaman Hulusi falan beraber oynuyorduk. Tozlu bir hava vardı. Top görünmüyordu yani. Topu sürerken yani biz defans oyuncusu topu göremiyorduk. Yağmur yağdığı zaman çamurumsu bir şey oluyor böyle yani. Böyle filmlerden yani, eskiden 80'lerdeki futbol maçı saat, gibi. Yani böyle top arkaya gittiği zaman gelmiyor. Öyle bir saha. Hani yani artık oranın yani düzenlenmesi gerekiyor. Sonuçta yani biz de yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz de bu formaya yaptırıyoruz. Top alıyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Onlar da aynı şekilde. Yani onlar da çıkıp yani 12-0 yenilmek istemezler. Kesinlikle. Yani takım planlamasını yaparken daha iyi. Ama şöyle bir şey var. Ben buna pek doğru bulmuyorum işte. Ya Tatarlı sadece Tatarlı'dan gençler oynayacak diye bir şey yok. Ya yanında Dinar var. Oradan sadece Tatarlı için bütün takımlar için geçerli. Takımlar için geçerli. İlla köylü kentli ayrım yani, olmasın. Herkes her yerde olmasın. Çıktığı zaman herkes bir başarıya odaklı olsun yani. Herkes ya ben şampiyon olacağım, ikinci olacağım, playoff'a kalacağım. Yani şimdi bakıyorsun Tatarlı koptu. Yani mesela bizim sonra belki bu hafta Seydir, ondan sonra işte Topaç, sonra Tatarlı buraya gelecek mi gelmeyecek mi mesela bilmiyoruz. Belki bir haftayı boş geçecek. Boş geçeceksiniz, doğru. Yani Tatarlı bence o sahayı iyi kullanması gerekiyor. Çünkü az değil buradan yani 70-80 kilometre biz oraya yola gidiyoruz, deplasmana gidiyoruz. Ya yani ister istemez bir yorgunluk oluyor. Bunu orada iyi kullanmaları gerekiyor ama bu takımla kullanamadı. Zaten Seydiler maçında eksik gelmişler. Seydiler de çok iyi bir takım. Genç, koşan bir takım. Orada da Ali Orhan Yasak, sizin Kadir Rafçı. Beraber kaldınız. Hep ya biz bir, bir puan kaybettik. Orada Fatih Başkan'a da selam son olsun buradan. Santrası olmadı. Penaltıdan yedik. Penaltı kaçırdık 2-0'dayken. Ondan sonra Hulusi kaçırdı penaltıydı. O da burada. 2-0'dayken penaltı kaçırdık. Sonra iki tane penaltıdan gol yedik. Evet. Ondan ziyade biz Faruk'u kaybettik o maçta. Evet. O 3 maç kartları ceza aldı. Faruk 3 maç oynatamadı. Bazı maçlar böyle hocam kırmızı kart, penaltı kaçar işte böyle bir olumsuz bağlama yaratır ama gelecek adına çok fikir vermez. Ya işte o anki öfke kontrolü bence önemliydi. Faruk bunu yapamadı. Kumardaş maçında da oynatamadık yani onun yokluğunda bazen hissettik yani. Ama hala telafisi var hocam. Onu da mutlaka lazım. Tabii son maça biz devam edeceğiz. Orada da Seydiler'de de kaptanları var, polis arkadaş. O İbrahim takımı Kılıcı yönlendiriyor. Yani bu hafta biz de ona bir önlem almaya çalışacağız yani. Evet, geçiyoruz sizin en büyük rakibinizin maçına. Adil Kumartaş. Siz de aynı skorla kazanmıştınız. Evet. Burada değişmedi. Adil Spor evinde Kumartaş'a 4-3 mağlup oldu. Mehmet Alkara 21'de Adil'i öne geçirmedi. Daha doğrusu şöyle başlayalım. Kumartaş 10. dakikada 10-42 ve 90'da Tarık Arslan'a 3 gol birden buldu. 21'de 23'te Tugaycan son golünü attı. 4. golünü. Mehmet Alkara, Adil Spor'un golleri ise 21 dakikada Mehmet Alkara'dan ve 28 ve 44'te de Şahin Usta'dan geldi. Kumartaş'ın galibiyet golü ise 90. dakikada Tarık Arslan'dan geldi. Hat-trick yaptı bu arkadaşımız 10-42 ve 90'dan.
Hocam sizde çok inanılmaz bir çekişme var. Herkes bunu söylüyor. İşte Kumartaş'la bir 13. hafta mücadeleniz var. İlk maç beraber bitti 2-2. Evet. Abi iki kere döne geçtiniz aslında. Evet, geçtik. Yaklaşmıştınız. Nerede istiyorsunuz hocam? Kumartaş nasıl bir takım? Valla Kumartaş'tan... Bir sert oynuyor, bir sildiriyor rakibi, evet. Kazanıyor. Diğer yorumları var. Kumartaş'tan önce yani bu Adi Spor'u tebrik etmek İki lazım. İki takımın yani, kolay değil. Ramazan Hoca'yı, yani biz de çok zorlandık orada. Kumardaş'ta 90+2'de atmış ve Tarık arkadaşımız golü paylaşmış. Kaleci geri gelirken düşüyor. Tarık vuruyor, boş kaleye gol atıyor. Yani böyle biraz da şans golü olmuş onlar için. Ama önemli olan yani bu deplasmanda 3 puan almak. Yani almasalardı biz şu anda liderdik. Ama bu şekilde devam edecek. Kumardaş'ta tebrik ediyoruz. Kumardaş'ta bizim bir hani şeyimiz yok. Hasan Başkan, Salim. Ha, buradan hepsine için selam gönderiyorum yani. Hasan Başkan'la falan telefonda Hasan sürekli sizin görüşüyoruz. Hasan Başkan'ın Erenler versiyonu diyebiliriz kendisine. Aynen. O da futbolun içinde sürekli aynen fazlasıydı içinde. Biraz şey yani Hasan Başkan böyle enerjik. Çok enerjik, fazla enerjik yani. Enerjik, o da bazen şey olabiliyor yani. Veriyor, aşırı konsantrasyon. Aynen ama yani bizim Kumardaş'ta bir şeyimiz yok. Oradakilerin hepsiyle arkadaş zaten. Yani Ömer Kırmızı, Emre abi zaten beraberdik yani Beyazıt'ta, Tarık öyle, Tugay, Asım, Gökay var, kaleci İsa var. Yani ikiye bölündü ya Beyazıt. Yarısı Kumardaş'a gitti, yarısı Çakırköy'üne geldi. Aslında biz yani beraberdik kardeşim. Kaderin şey ne derim, takdir laysi ki ikisi de aynı gruba düştüler. Biz aynen aynı gruba zaten Hasan Başkan'la da falan konuştuğumuzda aynı gruba düşmek istemiyorduk. Ne kadar birbirinden kaçarsan. Kader işte birbirini denk getiriyor. İnşallah hayırlısı olur ama Ramazan Hoca'yı tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten hem bizi çok zorladı. Biz 3-1 geriden geldik. Onlar 3-1. Kumardaş hep bir öne geçmiş, yakalanmış. Öne geçmiş, ama yakalanmış. Son dakikada kazanmış yine. Bir de biz o maçta Çiçek'i kaybettik. Yani bizim için çok talihsiz bir olaydı. Çiçek sakatlandı. Şu deplasmana geldi, zor geçer hocam bu takımlar için. O saha biraz yani buradaki sahalara göre büyük. Bir de çim olması. Oyuncu adale sakatlıklarına falan sebep verebiliyor. Alışık olmadığı zaman iyi antrenman yapmak gerekiyor. Evet, bu şekilde ikinci amatörlük C grubunda noktalıyoruz. Hocam, geri gelmişken şey de sorayım ben. Bazen aklıma sonradan geliyor. Bu yardım parasını siz aldınız mı? Hangi takımlar aldı, almadı? İşte altyapı takımları aldı. Sizin durumunuz nedir hocam? Ahmet, şimdi bu yardım parasıyla ilgili bizim duyduğumuz bu başvurular Eylül gibi dilekçe vermesi gerekiyormuş. Biz zaten Şubat 2023 kuruluş olan bir takımız. Biz dilekçe vermedik. Daha sonra ASKF'de Mahmut Başkan'la falan görüştük. Orada şey vardı. Murat amca var. Murat amcayla görüştük. Dilekçe vermemiz gerektiğini söyledi tekrardan. Tekrar bir dilekçe verdik. Hangi takımlara çıktı, hangi takımlara çıkmadı bilmiyorum ama daha... Sanki daha çok gibi. Bana herkes yazıyor, ben veriyormuşum gibi. Ben de alakası söyleyeyim. Biz sadece iletmekle yükümlüyüz basın olarak. Birçok takım almamış hocam. Altyapı olan takımlar da almayanları var. Tarihten ziyade sanki farklı bir dağılım olmuş. Ya mesela benim duyduğum Küçük Çobanlar kapanmış bir kulüp. Küçük Çobanlara falan çıkmış diye duydum. Danstepe çıkmış. Şimdi bunlar almış. Hani neye göre kılır? Bize en son çıktı, ben onu söyleyeyim yani. Bize en son çıktı, biz başvurumuzu yaptık, dilekçemizi verdik ama şu anda hesabımıza geçen herhangi bir miktar olmadı. Siz takım olarak aldınız. Yani bize çıktı sonradan yani ama hesaba yatmadı. Kimlere çıktı, kimlere çıkmadı tam olarak bilmiyorum ama. Arkadaşlar çıktı yaptı, biz almadık işi diye bazı takımlar da almış. Bana da bu. Ya biz de bir açıklama yapacaktık ama biz hani bir önce bir araştırma duyduk yani. Bir araştırmadan kimseyi zan altında bırakmamak için. Şöyle bir şey oldu orada da. Dediler ki Eylül'de dilekçe veren kulüplere çıkacak. Çıktı. Biz de dedik ki biz zaten Şubat'ta kurduk. Hani sen yayının başında sormuştun aslında uzun bir süreç takım kurulmasıyla ilgili. Biz ilk önce dernek olarak kurduk bu kulübü. Sonra federasyona tecile gittiğinde federasyon bizim şeyimizi kabul etmedi. Biz dernekleşmeyi tamamladık. Lige katılmamıştık. O sene lige katılmayacağımız için kulübü tecile ettirmedik Ahmet. Sonra biz dedik ki bu sene lige katılıyoruz. Dernek olarak evraklarımızı gönderdik. Sonra bizim evraklar red geldi. Biz ondan sonra hemen bir alelacele yeniden tüzük değişikliği falan. Sonra Çakırköy
spor kulübü olduk biz yani. Burada aslında Çakırköy Gençlik evet. Spor yazıyor ama biz Çakırköy bu Gençlik Spor simülasyon da bu arada gerçek değil. Bunu da söyleyelim. Bu bilgiler İHK'ya yazıyor ama. Yani evet. Gerçek değil derken şey anlamında gerçek değil. Bilgiler tabii. Doğru ama. Daha çok ASKF'nin şey, bilgileri doğru. Bunlar da doğru. Sadece resmi olarak %100 şey değil. Bazı isimler yanlış olabiliyor. Bazı şeyler biz zaten doğru götürdüğümüz genellikle evet. İHK'ya işte Süleyman Güneş'e hakemlere zaten söylüyoruz şu oyuncu değil. Mesela bazen gol atan adamlar da yanlış yazılabiliyor. Bizim bu hafta yazılmış ya golü Hasan attı, Süleyman'a yazmışlar golü. Aynen. Öyle şeyler olabiliyor ben yani. Ben de öyle not aldım. O da oluyor yani. Hı hı. Yani sizin gördüğünüz gibi birebir illaki %100 doğru. Bazen aynı anda bütün maçları takip etmen zaten imkansız. Onlar için de kolay da zaten hangi oyuncu bazen numara değişiyor. Bak evet. Onu da ben yıllardır eleştiriyorum mesela. Atıyorum Hulusi 9 numaraysa her maç 9 numara giymeli. Mesela Ömer Faruk var, Karacan, Ahmet Paşa'da bir maç 9 giyiyor, bir maç 19 giyiyor. Kendisine de soruyorum niye böyle işte abimiz böyle bir totem yapıyoruz bilmem böyle şeyler falan söylüyorlar. Ya o zaman çok, şöyle bir şey olabilir yani. Ahmet. Hani o yüzden bunların yanlış yazılması da bana çok doğal geliyor yani. Amatör liglerde forma arkasına isim yazmak yasak. Yasak. Bunu kaldırırlarsa bu forma yapılırken her oyuncunun kendi adına yapılır. Herkese tahsis edilir. Herkes o formaya girer. Ama böyle olduğu zaman amatörde forma zaten sıkıntı yani. Kesinlikle mali durumlar. Çeşitli olmayınca bu durum hatalar olabiliyor. Evet. Ama İHK'den dolayı hata değil, onu da belirtelim. Biz kendimiz yine doğrusu neyse onu uyarlamaya çalışıyoruz. Evet hocam, gelelim sana sorumuzda. 8. haftanın takımı kim olmuştur? Tahmin alalım. 8. haftanın takımı kim olmuştur? Bence Anadolu Gücü olmuş olabilir. Diyorsun. Yani şimdi şöyle bir tekrardan bir maçlara göz atacağım. Anadolu Gücü... Kopya çekmek pardon serbest. Özür dilerim. Anadolu Gücü değil, Dişli Hibrit olmuştur. İşte bir hocam o geçen haftanın takımıydı. Ama bilemedim. Sultanlar Spor'u aldık bu hafta. Onlar da yani dediğin gibi 5'te 5 son maçlarda. Oynadıkları futbolda evet. Gerçekten izleyenlere, taraftarlara çok büyük keyif veren bir takım. Tabii bu uygulama yeni başlattığımız için siz hani biz neden yokuz ya biz haftalarda biz de maç kazanıyoruz diye düşünmüyor olabilirsiniz. 2 haftadır başlayan bir uygulama. Geçen hafta Dişli Belediye Hibrit ve hocası taraftarın takım ve teknik direktörü seçildi. Bu haftanın tek direktörü de otomatikmen Samet Ayvaz oldu. Evet. Sultanahmet Spor'un. Ardında 7-8 hafta var daha önümüzde. Size de illa sıra gelecektir. Zaten birçok takım havlu attığı için... Hak edersek öyle zaten. Aynen birçok takım havlu attığı için iyi takım sayısı da az hocam. Şimdi kendimizi kandırmayalım izleyenlerde. O yüzden çoğu takım biraz tırnak içinde gazozuna futbol oynuyor diye buradan söyleyelim. Haftanın hakemlerini söyleyeyim. Haftanın hakemleri... Adil Spor, Kuvartaş maçının hakemleri Mehmet Hakan Erdoğan, İbrahim Dikici ve Yusuf Yıldırım oldular. Kendilerini başarılı yönetimlerinden tebrik ediyoruz. Gidelim. Evet. Haftanın 11'i Ahmet Paşa Spor'dan Hüseyin Işık kaleci. Haftanın 11'ine kaleye yer aldı. Defansta Emre Bayram Düzalci Spor'dan yer aldı. Yine defansa Sefa Akçiçek sizin oyuncunuz. Yaşı ve tecrübesiyle evet. Yer aldı Çakırköy Spor'dan. Murat Gülsün Sultanlar Spor'dan yer aldı defansta. Cem Gümüş Anadolu Gücü'nün bu hafta hem gol attı hem de takımına galibiyeti getiren isim oldu. Defansta bu 4'lüye yer verdim. Ben bu arada 4-3 oynatıyorum hocam. Orta sahada Mustafa Eşit aldım çıktı Genç Spor'dan. Zeki Şemsettin Oruç aldım sizden yine. Evet. Tugay Can aldım Kumartaş'tan. Orta sahada 3 oyuncuyu bu şekilde koydum. Forvet'e de Tarık Arslan'ı koydum Kumartaş'ta bu hafta. Bu hafta 3 gol atmış. Lütfü Sonar'ı aldım Dişli Bey'de Hibrit'ten. O da 2 gol birden attı, galip getirdi. Ve Seyitler Genç'te hat-trick yapan Mustafa Korkmaz'ı aldım. Böyle bir bu haftanın gerçekten premier bir takımını kurmaya çalıştım. Elinden geldiğince. Nasıl aldım?